Hoş geldiniz. Hiç durduramıyoruz sizi. Dün akşam lansman vardı. Gece yarısını geçtik, devam ettik. Bugüne sarktı. Şimdi soruyorum ve arkasından bir de gençlerle buluşmanız var. Hocam Evet. durdurulamıyorsunuz şu anda. Zaten sabahtan beri de gene monitör karşısında toplantılar, onlar bunlar devam ediyor. Yani dün bir Türkiye rekoru kırdık gibi geliyor bana. İlk defa bir bilimsel teori lansmanı yaptık. Artı 6 saat sürdü. Kemiksiz 6 saat. Şu anda yeni bir bilimsel teori ifa başlığındaki videomuza bakarsanız 6 saatlik bir maraton göreceksiniz. Hakikaten bazı arkadaşlar dedikodu yapıyorlarmış. Kesin bu önceden çekildi, sonra yayınlanıyor. Adam bir kere bile tuvalete gitmedi diye. Kesin bunların altında klozet var. O yüzden 6 saattir burada oturuyor. Lan ben 4 kere tuvalete gittim falan diye yazanlar var. Demek ki YouTube seyrederken tuvalet ciddi bir sorunmuş, onu öğrenmiş bulunuyorum. Ben de bilmiyorum nasıl oldu ama 6 saat hakikaten oturduk yani. Ama bu işi çok uzun süredir hazırlıyorduk. Herhalde adrenalin bizi diyorum şeyde tuttu. Adrenalin biliyorsun böbrekleri biraz kapatır. Artık idrar üretimi azalır. Herhalde böyle bir adrenalinden olmuş olsa gerekir diyoruz. Yani ben de düşündüm böyle 4. saatte falan artık acaba ara verecek miyiz hocam iyi mi falan diye düşündüm. Sonra tahmin ettim ki bu büyük heyecan aslında büyük bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de ilk kez sunulan bir teoriden bahsediyoruz. Bilimsel teoriden bahsediyoruz bu şekilde. Belki de bunun heyecanıyla fizyolojik olarak değişik tepkiler gösteriyor olabiliriz diye düşündüm. Ama hocam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu önemli bir adımdı. Önemli bir şey olarak atfettik. Ama insanların bazıları henüz bunun neden teori olduğunu tam anlayamadı. Yani şöyle kafa karışıklıkları var. Yorumları kontrol ettim. Her yayınlanan kitap bir teori midir? Hani o zaman herkesin söylediği şey teori mi oluyor? İfa neden bir teori? Hocam şuna kısaca bir açıklık getirebilir Tabii miyiz? ki. Bilimsel fikirlerin gelişimi önce hipotezlerle başlar malum. Bir hadise görürsün dışarıda ya da bir takım hadiseler görürsün. Onları açıklamak için dersin ki bu şundan dolayı böyle oluyor. Bu bir hipotezdir. Henüz sınamamışsındır. Yani konunun mekanizması hakkında fikrin yoktur ama mekanizmanın öyle olduğunu düşünüyorsundur. Dolayısıyla burada bir takım dikkatli gözlemler ve deneyler yaptıktan sonra, eğer ölçümler falan da yaptıktan sonra konuya göre, eğer senin hipotezini destekliyorsa bütün bulguların ya da başkalarının yaptığı araştırmalar, deney, gözlem ve ölçümler senin o hipotezini destekliyorsa, senin bu hipotezin artık gittikçe doğrulanan bir hipotez haline gelir. Ama tabii her zaman bilimsel bir fikirse bu. Birisi çıkıp da ya kardeşim işte sen ona öyle dedin ama bak şu durumda, şu koşulda, şurada, şöyle bir mekanda, şöyle bir ortamda bu öyle olmuyor, başka türlü oluyor dediği zaman o hipotez geçersizleşir, yerine yeni bir hipotez kurulur. Yani bir kere hipotez kısmı böyle işler. Hipotez bir olayın akla düşen, makul, böyle insan aklına yatkın ilk açıklamasıdır. Ama bazı hipotezler zaman içerisinde sınanmaya o kadar dirençli hale gelir ki, yani ne kadar çok gözlersen, ne kadar çok araştırma yaparsan, gerçek hayatta ne kadar çok karşılaşırsan hep aynı şekilde olmaktadır. Ve o hipotez onu açıklayıcı en önemli açıklama haline gelir zamanla. Bir fikrin, bir açıklamanın teori haline dönüşmesinin başlangıcıdır. Teori dediğimiz şey bütün altyapısı belli argümanlarla şekillendirilmiş, yani anlaşılabilir matematiksel denklemler ya da işte cümleler şeklinde açıklamalarla inşa edilmiş ve herhangi bir olguyu açıklamak için ortaya konmuş bir açıklama çabasıdır. Bilimdeki en üst düzey açıklama seviyesi teoridir. Şöyle hep anlatıyoruz, bir yanlış algı var yani teori ispatlanınca kanun olur diye. O pek bilimi doğru öğretemediğimiz için liselerde falan zannettiğimiz bir şey. Öyle bir şey yok. Mesela Newton'un çekim teorisi vardır, çekim kuramı vardır. Gravitasyon kuramı ya da kütle çekim kuramı. Bu kuramın matematiksel bir ifadesi vardır. İşte m1 çarpı m2 bölü d kare. Bu matematiksel ifade çok kesin olduğu için ve aynı zamanda Newton'un bütün hareket yasalarının böyle matematiksel ifadeleri olduğu için o matematik ifadelere yasa diyoruz biz. Yani Newton yasası dediğimiz şey aslında odur. Yoksa mesela Isaac Newton da çekimin bütün kurallarını ortaya koymuş olmasına rağmen cisimlerin birbirini nasıl çektiğini, yani bunu hangi mekanizmayla yaptığını bilmemekteydi. Biz hala bilmiyoruz. Yani arkasından Einstein geldi, uzay zaman bükülmesi dedi. Bir takım teorilerle açıkladılar ama biz hala tam mekanizmasını bilmiyoruz. Fakat teoriler şunu sağlıyor. Bir, mevzuyu bizim için açıklıyor. İki, o açıklamalardan biz bir takım öngörüler çıkartabiliyoruz. Yani diyoruz ki eğer bu haklıysa o zaman ben şöyle yaparsam sonucu şöyle olur gibi bir takım öngörüler üretiyoruz. Bu öngörüler de eğer hipotezi ya da teoriyi desteklerse o daha da kuvvetleniyor. Ama bilimsel teorinin bir özelliği var.
yıkması çok kolay. Yani temel argümanlarından bir tanesine zıt olan bir şeyi gösterin, o teori bitti. Ama zannedildiği gibi bir bilimsel teori yıkılıp yerine yeni bir tanesi yapılmıyor. Bütün bilimsel teoriler önceki bilimsel teorilerin daha kemale ermiş, daha geliştirilmiş halleri. Her yeni darbeyle, eğer bir teori darbe alırsa, yani belli bir yerlerde geçersiz olduğu gösterilirse, artık o yeni durumu da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Kesinliği, keskinliği ve açıklayabilirliği artıyor teorinin. Şimdi teori kafası bu kabaca. Teori dediğimiz şey bilimde en üst düzey açıklama. Benim ifa niye bir teori? Ben şimdi ilk başta insanın fabrika ayarlarına, işte biz artık kısaca ifa demeye alıştık ona. Bu arada ifa kısaltması da artık dilimizde pek kullanmıyoruz günlük dilimizde ama ifa etmek görevi yerine getirmek anlamına gelen bir terim. İşte askerliği ifa ettim falan gibi. Dolayısıyla bu kısaltma benim özellikle hoşuma gitti. Bir şekilde denk geldi, ben yapmadım. İnsanın fabrika ayarları da böyle günlük hayatta çok kullanılan bir şeydi ama bunlar işin hep kapak kısmı, yani manşet kısmı. Esas içeri baktığında 5 tane aksiyon var. Aksiyonlardan biri diyor ki insanoğlu hareket etmek zorundadır. Bu beden hareket için tasarlanmıştır. Hareketsizlik hasta eder. Birinci argüman bu. İkinci argüman az, çeşitli ve aralıklı yemek zorundadır. Çok yerse, acıkmazsa hasta olur. İkincisi bu. Üçüncüsü sosyal ilişkilerine dikkat etmelidir. Yalnız kalırsa, izolasyona uğrarsa sosyal olarak hastalanır. Buna iyi gelmez. Dördüncüsü stres, özellikle kronik stres öldürücüdür insan bedeni için, zihin için zararlıdır. Stresini yönetmeyi ve azaltmayı öğrenmelidir. Beşincisi de sınırlarını zorlamak, aşmak gibi bir güdüsü vardır. Benim bu işte dün çıkan son kitabın konusu başlı başına o. Ve insan rutine girerse, belli kalıpların içine sıkışırsa bir şekilde orada kalır. Anlamında 5 tane argüman. Bir de sıfırıncı kuralı var. Bunların tamamının uygulamada hayatta zaten bütün insani sorunları kapsadığını düşünüyorum ben. Öyle bir iddiam var. Ama bunların hepsinin ortak bir özelliği. Ne yaparsan yap, sürprizli, kaotik, değişkenlik gösteren ve böyle rutin olmayan bir şekilde yapmak bize daha iyi geliyor. Çünkü biz tabiatta İşte karmaşık ve makine gibi işlemeyen bir ortamda şekillendik. Atalarımız orada seçildiler, oraya uyum sağladılar. Ve bizler de bugün işte modern şehir hayatında bir problem yaşıyoruz. Şimdi bütün bu 5 madde ve bir prensiple çerçevelediğim şey, binlerce bilimsel yayının, onları tek tek zikretmekte çok bir anlam görmüyorum. Zaten onu yapamam da şimdi, hepsi hafızamda kayıtlı değil. Ama literatüre bir bakacak olursanız, beslenme konusundaki bütün derlemelere bakın mesela. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Mesela modern insanın büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Hareket, hareketsizlik, sedanter yaşam zaten tıpta yıllardır bildiğimiz bir şey. Mesela yalnızlık meselesi, sosyal medyanın niye dertlerimize çare olmadığını bu teorinin üçüncü maddesi aslında gayet başarılı bir şekilde açıklıyor bence. Stresin öldürdüğü zaten 40 yıldır çok net bildiğimiz bir şey. Ama ben ona da ufak bir şey ilave etmeye çalıştım. Yani bir, nasıl derler ona, twist diyorlar ya filmlerde. Senaryo kaydırmacası. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. O da beşinci ayarlayan, sınırları aşmakla ilgili olarak, bir insanın bu dünyada var olan stresleri minimum düzeyde yaşayabilmesi, bu hayatta bir anlam bulabilmesi ve bir şeyler yaratabilmesine, yani sınırlarını aşabilmesine, dünyayı değiştirebilmesine bağlı. Biraz meseleyi bir anlama bağlayarak da hani kendimce bir sonuç çıkarmaya çalıştım. Bunu bir teori olarak biraz da gıcığına Hazal'cığım söyledim. Çünkü istiyorum ki özellikle bilim mahfilleri birincisi buna bir böyle bir tepki göstersinler. Onu istiyorum. Tepki derken yani millet saldırsın diye değil. Ya bir dakika. Yani ne teorisi desinler bir. Sonra da aslında teori dediğimiz şeyin elimizde çok bol bulunduğunu fark etsinler. Yani her alandan, her disiplinden insan böyle teoriler zaten ortaya koyuyor. Devamlı bu yapılıyor. Fakat bir şey daha olsun. Herkes için, herkesin anlayabileceği tarzda bir anlatmayı denesinler. İsteğim bu. E tabii bunu nasıl yapacağız? Bunu sadece Sinan Canan 6 saat YouTube yayını yaparak mı yapacak? Hayır. İnşallah insanın fabrika ayarları Türkiye'de birkaç yüz bin kişinin eline geçtiği zaman İnsanlar bunu okuyup hayatına ona göre düzen vermeye karar verdi ya da niyet ettiği zaman bu birilerinin dikkatini çekecek. Yani esas burada şu anda izleyen arkadaşlar, bu kitabı okuyan arkadaşlar, şu anda veya daha sonra bu videoyu izleyen, dünkü lansmanı izleyen veya bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra bu işten haberi olacak arkadaşların bu işe dahil olmaları çok önemli. Bu dikkat çekme şunun için gerekiyor. Ben yani %100 diyebilirim, eminim. İnsanın fabrika ayarlarına uygun bir yaşam tasarımına en azından niyet etmek hayatımızı çok enteresan şekillerde renklendirecek, düzeltecek, bizi daha iyi yapacak. Ben de öyle yapıyor açıkçası.
Ben deniyorum bunların hepsini. %100 yapabiliyor muyum? Zannetmiyorum ama deniyorum elimden geldiğince. Ve ben ne zaman kendi dizdiğim kurallara uygun yaşarsam iyi olduğumu hissediyorum. Yani gecenin geç bir vakti yemeği gömer de yatarsam ertesi sabah sarhoş gibi kalktığımı biliyorum yani. Hangover gibi uyanıyorsun. E çünkü gece beden o yemeği sindirmek için zorlanıyor. Bunu biliyorum ama ben de insanım, nefsim var. Bazen acıkıyoruz, gecenin bir vakti yemek yiyoruz falan gibi. Hatasız bir yaşam değil ama hataların en az olduğu bir yaşamı en azından bilebilmek başlangıç noktası olarak güzel. Ve umuyorum ilk defa halk için yazılmış bir kitap formatında yayınlanmış ama inşallah yakında da bilimsel dergilerde de çeşitli veçeleriyle çıkacak olan İnsanın Fabrika Ayarları ya da İFA Teorisi, Human's Default Settings İngilizcesi, şu anda çevriliyor İngilizceye. İnşallah birilerinin dikkatini çeker ve bilim insanları, özellikle genç bilim insanları bunu sınamaya kalkarlar. Bunu çok istiyorum. Mesela farklı durumlarda, farklı tip insanlar için insanın fabrika ayarlarının türevlerini üretirler. Mesela ben uzmanlık alanım olmadığı için diyelim ki otizm, Down sendromu vesaire gibi sendromları olan insanların fabrika ayarlarını ben bilmiyorum mesela. Fabrika ayarlarının böyle nörogelişimsel patolojilere nasıl uygulanabileceğini çalışmalarını çok isterim birilerinin. Yahut mesela işte uzay fizyolojisi, Mars'a gideceğiz. Birileri Mars'ta insanın fabrika ayarları nasıl etkilenecek? Bu konuda bir çalışma yapsa bayılırım. Yahut mesela sporcularda, müzisyenlerde, maden işçilerinde, aklına gelen yani insan hayatını böyle çok değiştiren mesleklerde fabrika ayarları nasıl etkileniyor? Bunları minimize etmek için nasıl çevresel, yapısal, örgütsel dönüşümler önerilebilir? Mesela insanın fabrika ayarları sosyal hayatımızda, politik hayatımızda nasıl rol alıyor? Ne kadar etkili? Ve bunların düzeltilmesi, bütün sistemin insanın fabrika ayarlarına uygun olarak kurgulanması yönünde yapılacak çalışmalar. Ben eminim ki bize çok para, zaman ve kaynak kazandıracak. Mesela bu konularda sosyal bilimler biraz çalışmalar yapsa, bir teori bunun için yayınlanır, bir teori bir öneridir. Denir ki insan budur arkadaş, ben böyle açıklıyorum. İnsanla ilgili bir şey yapıyorsanız buyurun elinizde bir başlangıç kılavuzu. Bütün her şeyini açıklama iddiası yok ama bir başlangıç kılavuzu. Ve bu başlangıç kılavuzuyla ister bir call center'da telefonları cevaplayan bir çalışan olun, isterseniz bir ülkenin başında devlet başkanı olun, isterseniz işte bir ordunun başında kumandan ne olursanız olun, bu bilgiyi kullanabileceğiniz bir yerler var. Amacım biraz teori diyerek provokasyonu arttırıp insanların dikkatini buraya çekip ben aradan çekilerek onları baş başa bırakmak. Yani teoriyle bu konuyla ilgilenmek isteyen insanları baş başa bırakmak. İnşallah muvaffak oluruz. Bütün işler, yani insanın yaptığı bütün işler bence hayırlı diye sonradan nitelenen bütün işler insanlığa katkı yapmak için yapılmış işlerdir. Benim tek amacım var buradan gitmeden önce şöyle ya Sinan Canan geldi geçti de hayırlı bir iş yapmış bak işimize yarıyor diyebilecekleri bir şey bırakmaya çalışıyorum. Bütün ekip olarak buna çalışıyoruz. Buna sen de dahilsin Hazal'cığım. Dolayısıyla bütün amaç bu. Bir bilimsel teoriyi açıkladım diye ne ünlü ne zengin ne işte daha sağlıklı ne daha genç olacağım. Dolayısıyla bunun bana çok doğrudan bir faydası yok ama eğer böyle bir bilgi varsa ve ben bunu paylaşmazsam o zaman bu beni hasta eder, onu biliyorum. Benim tabiatım böyle. O yüzden yazmam, paylaşmam ve daha çok ulaşması için de provokasyonunu da ihmal etmemem lazımdı. Bütün yardım ve yataklık eden arkadaşlarla beraber o provokasyonu dün akşam bir Türkiye rekoru gerçekleştirerek yaptık. Hepiniz sağ olun. Sen de bu arada gecenin geç vaktine kadar. Gerçi Almanya'daki saat farkından avantajım var ama yani yine katıldın. Çok hepsine de ve sana teşekkür ediyorum tekrar. Sevgili dostlar, yani burada takip edenler özellikle insanın fabrika ayarlarını lütfen kendiniz için, lütfen kendinizi okumak için okumanızı dilerim. Sevdiğiniz birine hediye etmenizi isterim. Yani onların hayatlarını daha güzel yapabileceğini düşünüyorum. Bu dünyada bir sürü garip garip işle uğraşıyoruz. Televizyonda, internette bir sürü haber peşindeyiz ama bize dair haber neredeyse yok. Yok denecek kadar az. Ben bizle ilgileniyorum. Kendimle ve işte herkesin de kendisiyle ilgilenmesiyle ilgileniyorum. Dolayısıyla inşallah hayırlara vesile olur diyerek bir şişim indi yalnız. Böyle bir dünden beri böyle bir gevşeklik var. Görüyorum yorumlarda bazı arkadaşlar hocam az dinlenin falan diyorlar. Arkadaşlar dün akşam bitti ya Allah'ım şükür. Yani böyle resmen bir 2-3 yaş geri gitmiş gibiyim. Böyle kendimi iyi hissediyorum. Güzel bir şey yani. Hocam bu konuda benim ifa hakkında en hoşuma giden şeyi ben de paylaşmak isterim. Bazen bir başlangıç noktası gerekir ya insanlara bir adım atmak için. Hani hocam ben psikolojiyle ilgilenmek istiyorum, hangi kitaptan başlayayım? Ben şununla ilgilenmek istiyorum, hangi kitaptan başlayayım? Bir şey okuyayım, ne yapayım? Böyle bir başlangıç noktası arayışındayızdır.
Evet. Ve bazen de o noktalar o kadar çok gelir ki çok fazla seçenekten başlayamayız. İFA çok güzel bir başlangıç noktası. Çok güzel bir değişim için başlangıç noktası. Onun için bu benim çok hoşuma gitti. Bu çok gerçekten birinin hayatına dokunabilecek ve ondan sonra isterlerse farklı alanlarda da değişebilirler, açılabilirler, sınırlarını aşabilirler. Ama bunun için çok ideal bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Bir çok güzel bir şey hatırlattım. Bir de bunu böyle yapmamızın bir sebebi de bu. Şimdi biz niye yıl başlarında, hafta başlarında kararlar verir, uygulamaya başlarız? Hafta başı, yıl başı, ay başı bunlar heyecan vesileleridir. Normalde diğer günlerden farklı değildir ama sayılar dönüşür ya. Kafamızda böyle bir bariyer, eşik oluşur ya o tarihlerle ilgili. Onlar bize önemli gelir. Biraz da böyle hani bir fikrin üzerine inşallah toplu bir heyecan oluşabilirse, insanlar herkesle beraber bakma etkisiyle beraber güç alarak hem bakıp hem bir niyet edebilirlerse, yani ben biraz daha düzgün yaşamak istiyorum diyebilirlerse, işte o zaman bu etkinin artacağını düşünüyoruz inşallah. İstediğimiz etki sonuçta her şey hayra varsın. Yani biraz daha iyi olsun. Bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak ancak beraber mümkün. Benim elimden yazmak, konuşmak gelir. Bir başkasının elinden acayip şeyler yapmak gelir. Birbirimizi besleyerek devam edeceğiz böyle bakalım. Hiç üstüne bir şey deme diyesim gelmedi zaten.